Merhaba arkadaşlar, bugünkü konuğum özel bir konuk. Teşekkürler hocam. Özgür Çağdaş. Çoğunuz kim olduğunu bilmiyor olabilir ama bazılarınız da iyi biliyor olabilir. Kendisi bence life hacker. Ne demek life hacker? Hayatı hack eden adam. Bir süre çok ünlü bir blogu vardı. Dünya bir masaldır. Vardı. Sonradan bıraktın blog işlerini ama a man of many talents denen bir sürü şeyden anlayan bir insan. Aslında Dünya Bir Masaldır'ın çıkışı stok fotoğrafçılığıyla oldu. Bir Kamboçya'ya yerleşme olayı oldu. Sen onunla meşhur oldun. Blog öyle meşhur oldu ama ondan önce blog açış amacım ben yazar olmak istiyordum. Yazılarda yazıyordum. Senaryo falan yazdım bir sürü. Televizyonlarda falan yayınlanmış senaryolar var. Bir yerden sonra senarist olarak kilitlendim. İlerleyemedim. Sektöre girdim. Sektöre girince yani kendi yapmak istediğin şeyi yapamıyorsun. Öyle mi? Aynen. Güzel yazıyorsun da onu boş ver. Şöyle bir proje var, bunu yapalım. Prodüksiyona falan girdim. Görüntü yönetmenliğinden başladım. Yönetmenlik, yapımcılık falan filan derken yazıdan koptum. Yazıdan kopunca blogu açtım. Blogda istediğim şeyleri yazmaya devam ettim. Bu arada aslında Boğaziçi Psikoloji mezunu. Evet, psikoloji. Bizim tanışmamız da öyle olmuştu. Walter Murch'un kitabını göz kırparken okuyup oradan bir araştırma yapacağım diye benimle iletişime geçmişti. Sonra bir baktım meşhur oldu. Peki o yazarlıktan stok fotoğrafa geçişin nasıl oldu? Yazarlıkta hiç iş yapamamaya başladım. Piyasa durmuştu, 2008 krizi civarından falan bahsediyorum. Görsel efeye geçtim. After Effects öğrendim kendi kendime. Özgür'ün özelliği bazı şeyleri öğrenebilmesi. After Effects öğrenmekteki amacı neydi? Yönetmenlik işleri alıyordum. Yetmiyordu kurgu tek başına. Peki esas şimdi benim ilgimi çeken ve aslında toplumun da ilgisini çeken o Kamboçya'ya gidiş oldu. Onu bir anlat. Kamboçya'ya değil de komple bir gitmek istiyordum. Geçim olaylarından çok sıkılmıştım. Ömür boyu sürdürülebilecek bir şey değil bence. İşte life hacking burada başlıyor. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir arkadaş var. O da stoklarda çalışıyordu. Benim görsel efekt yaptığımı görünce oğlum dedi bunu stoklara koysana. Araştırdım. Baktım mantıklı bir şey. Kaç yılında oluyor bu? 2009'du galiba. Stok video henüz çok yaygınlaşmamış. Ben girdiğimde 100 bin 200 bin arası video vardı piyasada. Ömrüm boyunca istediğim şeyler seyahat edip hikaye yazmak. Bunu video olarak yapabilirim. Bu bana özgürlük imkanı verdi. Hayal beni tuttu kendine. Birisi sana para vermiyor bunun karşılığında. Sen çık bunu çek diye para vermiyor. Önden vermiyor. Evet. Ön ödemeli değil. Hatta iş tesliminde de değil. İşin güzelse birisi satın aldığı zaman alıyorsun. Mesela reklam ajansınız, televizyon kanalısınız. Bir su reklamı yapacaksınız. Everest görüntüsü, ağır doğa görüntüsü falan öyle bir doğa görüntüsü lazım. Şimdi bunu kameraman yollayıp Ağrı'ya, Everest'e çektirmeye çalışırsanız bu uzun iş ve çok masraflı. Bunun yerine daha önceden çekiyor insanlar benim gibi. Koyuyor oraya. Buna da stok deniyor. Özellikle bu pandemi döneminde bütün reklamlar öyle çıkıyordu. Ve bunun güzelliği şu. Hackleyecekseniz hayatın hack'i telif. Stok işine girmek çok zordur aslında. Çok yavaş ilerlediği için. Ben çünkü 150-200 kişiye referans verdim. Senin linkinden doğru girenlere referans veriyorsun ve güya onlardan para kazanacaksın. Yani bakardım hep 150 kişiden 3 kişi falan ancak devam etmiş. Girdin yine de ama hemen para gelmeye başlamadı. İyi değildi gelir. Full time 1,5 yıl çalışıyordum. O 1,5 yıl çalışmak beni mahvetti. Yani 1,5 yıl çalışıp emekli oldum. İşte emekli olan, işte emekli olmayan. Bunu hack etmeye karar verdin yani. Hack'i hack ediyor. Resim seçicimizin elinin sodada olması ve kesinlikle kameralara basmıyor olması beni çok endişelendiriyor. Yola çıkmak istiyordum. Ezi videoları üretiyor. Şu çok sıkıyordu beni o sırada. Yani yeni mezun. Bir süre işsiz de kaldım bu arada. Boğaziçi psikolojiyi bitirdin. Gidip terapist olsaydın saatine 1000 lira alırdın şimdi. Yani niye psikolojide kalmadın onu soruyorum aslında. Psikoloji okuması çok zevkli. Deney yapma şansım olsaydı deneyle ilerlemek isterdim yani bu. Deneye dayalı psikoloji yapmak isterdin ama yapmadın. Kurullar var. Ya bir kurula çıkmak kadar iğrenç bir şey yok. Yani bir şey yapıyorsun ve birilerini beğendirmeye çalışıyorsun ve o kurul şu anda çok da biz onu yapıyoruz ama. Yok şu anda insanlara şey yapıyorsun. Seven seviyor, sevmeyen sevmiyor. Yani burası çok özgür bir alan yani. Milyonlara çıkmasan bile belli bir kitlen oluyor senin. O kemik kitle sana yetebiliyor. Yani herkes klasik müzik dinlemiyor ama klasik müzik dinleyen bir kitle var ve o yetiyor. Yani kurullara çıkmamak için mi? Yok oraya geçebileceğime inanmıyorum. Yazar olduğumda da senaryomu satamam. Ben satabileceğime inanmıyorum yani. İnternet onun için iyi. Ya bana mesela para veren kişinin yüzünü görmüyorum o stoklarda. Ben de onu hissetmiştim. Aslında şey koyuyorsun satış abi. Hiç yok ve insan ilişkisi hiç yok. Yani gerçekten iyiyse satılıyor, değilse evet. Satılmıyor. Nokta bu kadar. Bazen keyword'den dolayı kaybedebiliyorsun. Yani iyi girmediysen. Bazen önce keyword'ü ya başka keyword'e kayıyor falan. O tip şeyler var ama bu da hani işin bir parçası. Videonun iyi olması kadar onun da iyi olması gerekiyor ama bunu saymazsak hakikaten senin ürettiğin eser nasıl iyiyse ona göre bir gelir kazanıyorsun. Kamboçya işi nasıl oldu? Evi boşaltıp kira ödeme şeyinden çıkmak istiyordum ben. Evi boşalttım ve seyahate başladım. 5 yıl boyunca ben evsizdim. Ve evsiz olmak kadar dünyada güzel bir şey yok. Ay sonunda kira derdin yok, fatura gelecek derdi yok. Peki eşyaların? Her şeyi bozdurdum. Her şey bir sırt çantası. Ha sattın. Sattım direkt. Ve bir çantayla kaldım. Bir çanta değil, bayağı bir çantaydı benim. Çünkü çok lensim vardı. 5 tane lens, tripod, bir tane küçük ışık.
kamera, şarj aletleri falan çok felaket. Her taraftan şarjlar fışkırıyor. Bir laptop falan. Yani 35 kiloluk çantayla böyle. Dünyayı geziyorsun. Evet. Yani öyle başladım. Ama orada şeyi nasıl tutturdun? Şimdi stok fotoğraf çok küçük kazanılan bir şey. Küçük küçük ama sürümden kazanıyorsun. Evet. İlk başta bir biriktirmiştim. Ama dünyayı gezmeye yetecek bir şey hemen değil. Dünyayı gezmek o kadar pahalı bir şey değil. Sen tabii ama özel, onun için soruyorum. Evet. Özel geziyorsun. Şöyle bir bütçe belirledim. Yol masrafımı günlük olarak hesaplayacağım dedim. Günde 20 dolara ben dünyayı gezdim. O zaman da dolar 1.70 falan da 30-35 liraya falan geliyor işte. Yani 35 lira günde. Bunun içine uçak bileti dahil, konaklama dahil, yemek dahil, kahvaltı şu bu dahil. Nerede yiyorsun peki? Bu sormaya korkuyorum ama. Lokantaların çöplükleri ne? Yok ya, bayağı masaj falan dahil bunlar. Masaj da dahil. Aynen aynen. Ama yani, tabii hangi ülke? Şimdi bir dakika. İsviçre'de yapamazsın. Şöyle İsviçre'yi en sona bıraktım. İsviçre'de bu arada bedavaya takıldım ben. Ha, nasıl oldu? Kanalım ünlenmişti, YouTube kanalım. Orada şey, kanalı referans göstererek seyahat videosu falan çekiyorum deyince şey, konaklamayı falan karşılamışlardı her şeyi. Kanal ünlendikten sonra o seyahat daha kolay oldu da. Ha, YouTube kanalı vardı o zaman da. Tabii tabii. Bizden çok daha eskisin yani bu işte. 2010 gibi falan açmıştım ama esas YouTube'a 2013-2014 gibi falan portfolyo amaçlı yüklüyordum. Kanalın adı ne söyleyelim? Özgür Çağdaş. Sen stok çekiyorsun, sonra da onlardan bazılarını YouTube'a mı koyuyorsun? Yapmak istediğim şeyleri buralarda yapayım istiyordum. Baraka diye bir film var. Benim için o yol haritası gibi bir şey olmuştu. Baraka'daki gibi sessiz videolar koyuyordum. Yani bir mekana gidiyorum. Atıyorum Jaipur'a gidiyorum. Jaipur'u tanıtan ama hop bide videolar değil de böyle yavaş yavaş insanları sakin sakin izleyeceği, daha böyle sanatsal şey dokunuşu olan videolar üretiyordum. Altında ses kuşağı yok. Müzik koyuyordum böyle bir şey olsun diye. Zaten o müzikten de bir sürü telif sıkıntısı oldum. Bu arada kanal kaç kişiye geldi? 10 bin falandı. Ama o zaman da YouTube'da kimse yoktu. Seyahatte Türk Hava Yolları'ndan sonra benim kanal ikinciydi şey olarak. Şu anda da seyahatte galiba bir Emre var. Emre çok iyi yapıyor ve düzenli yapıyor. Tanımıyorum ki. Emre Durmuş. Onun dışında bildiğim kadarıyla mesela seyahatte hala yok. Instagram'da çok var şimdi. Instagram'da çok var. Ben Instagram'a çok geç girdim. Sonra tabii kanal ünlenmeye başladı. Kanal ünlenmeye başladı. Stoklar da iyi gidiyor. O zaman gündüz çekiyorsun, gecede mesela upload mı yapıyorsun? Yıllık yapıyordum ben. Çekiyorum. Akşamları sadece yedeklemeyle uğraşıyordum. Yılın 6-7 ayını çekime ayırıyordum. Kurgusunu falan düşünmeden çekiyorum, biriktiriyorum. Sonra bir yerde yoruluyorsun zaten. Hani o doymuş oluyorsun. Artık bir dinleneyim falan. Tek başınasın bu arada. Turlarım oldu. 1,5 yıl bir kız arkadaşımla dolaştım. Arada sırada bana eşlik edenler oluyordu böyle. Bir haftalık olur, bir aylık olur falan. Tut şunun ucunu döşeyelim abi diyeceğim. Yok. Bütün işi ben tek yapıyorum ya. Çok zor ya. Öldürür adamı yani. Keyif almayla o motivasyon var ya, o tutku olayı. Tutku olduğu zaman yapıyorsun. Ekipmanı çaldırmaktan falan korkmadın mı? Her zaman korktum. Onun için mesela çekim ayarlarken, atıyorum mesela Praha'ya gideceğim. Praha'nın mesela gece hayatı meşhur ya da Tayland'a gideceğim, gece hayatı meşhur. Çekimleri günlere ayırıyorum. Mesela atıyorum Prag için bir hafta ayırdım. Normalde 3 günlük çekimde hallederim orayı. 3 gün çektim. Sonra kamerayı güvenli bir yere alıp 4 günde takıldım. Kaldığın yerlerde de yani otelde. Mesela ben hep ondan tedirgin olurum. Otelde çok az kaldım. Hostelde 30 bin dolarlık ekipman mı bırakıyorsun? Yok, insanlarda kaldım. Daha da kötü. Couchsurfing falan. Evet aynen. Bilmeyenler için. Ev paylaşım sitesi. Ama şey, Airbnb gibi parayla değil. Tamamen buraya birisi geliyor. Koltuk surf. Benim kanepe var hacı. Sen burada takıl diyor. Muhabbet ediyor. Yani muhabbet arayan insanların tercih ettiği bir şey. Ve bedava tabii. Evet, bedava. Ben seyahate çıkmadan önce bir yıl kadar ben burada insanlara konuk ediyordum. Nasıl oluyor falan o kültürü öğreneyim diye. Çünkü o cidden bir kültür. 2000'lerin hippisiyle karşı karşıyayız sayın seyirciler. Kamboçya sorununun cevabı. Ben oraya gittiğimde hayatımda o kadar ucuz bir ülke görmedim. Seyahat ederken şuna bakıyordum. Haritadan ülke seçiyorsun, tamam mı? Hangi ülkeye gitsem. Genelde doğuyu istiyordum ben, yani şey, uzak doğu taraflarını, orayı merak ediyordum. Onları seçerken de birinci koşul vize istemesin. Bu zaten dünyanın yarısını yok ediyor. Evet ama diğer yarısı yeterli abi. Çok fazla bir alan var zaten. Mesela Hindistan vize istiyordu. Hindistan'a gitmedim. Sri Lanka'ya gittim ama vize istemiyor diye. Arap bir tane ülke göreyim. Bahreyn mesela vize istemiyordu. Ona gittim. Tayland istemiyordu. Ona gittim. Peki mesela gidiyorsun. Ne kadar kalıyorsun orada? Vize ne kadarsa. Yani genelde bir aylık vize veriyorlar. Bir ay kalıyorum. O sayede zaten 20 dolara düşebiliyor. Ya da işte o zamanki parayla 35 liraya falan düşüyor. Sen uçak biletini ne kadar buradan Bangkok'a mesela? 300 dolar, 400 dolar falan. Sen şimdi bir hafta gidip kalırsan, sürekli bir yerden bir yere uçarsan, senin bütçen çok büyür. Ama bir uçak biletiyle bir yıl boyunca gezebilirsen 365'e böl 300 doları. Günlük 1 dolar uçak bileti. Bir uçak biletiyle nasıl bir yıl boyunca geziyorsun? Uçağı bilmiyorsun. Karayoluyla devam ediyor. Yani. Son derece akıllıca. Ben de bilmediğim için soruyorum. Senin bu gezilerin hep doğuda mı oldu yani? İlk başta evet. Ya daha önceden Avrupa'yı görmüştüm ben. Almanya falan da o stok için değil yani. Bu seyahatlerin sırasında Kamboçya'ya gittim. İlk defa hayatımda orada kendimi zengin gibi hissettim. Yiyorsun, harcıyorsun bitmiyor yani. 200 dolar bozdurdum, şöyle bir deste verdiler. Şu anda galiba Türkiye için bunu söylüyorlar. Evet, şu
şu anda. Onun için ben Türkiye'deyim bu arada. Kamboçya'nın para birimi dolar. Yabancı olarak yaşaman çok pahalıdır. Oradaki lokal gene zaten 100-200 dolar aralığında falan yaşıyordur da. Onun yaşamını sen sürdüremezsin. Nasıl o zaman hayat? Basit, onu anlamadım. Çok süper bir evin fiyatı ilk gittiğimde 15 bin dolar falan. Ben dedim ki biraz para biriktirsem şunu şuradan bir tane şey yapsam buraya takılayım falan. Ya onu kazana kadar o sıralarda bir yıl falan geçti işte. Sonra hasbelkader gittim. O bir yılın sonunda bir buçuk yıl falan olabilir. 70 bin dolar falan çıkmıştı aynı ev. Benim birader bana şey dedi ya, bir çocuk var Kamboçya'ya yerleşmiş. Stok fotoğrafla orada yaşıyormuş falan. Yazıyı okudum ama seni tanımıyorum. Halbuki önceden görüşmüşüz ya. Ve şey diyor, 500 dolara krala komşu olmuş. O sırada dolar 2 liraydı. Yani 800 lira falandı yani şey. Burada 800 liraya pek bir ev yoktu şeyde, hani merkezi alanlarda falan. Peki halk açlıktan kırılıyor gibi bir durum mu var? Halk kira ödemiyor. Burada ev ödemeden sokakta yaşayamazsın. Orada kimsenin evi yok ve şey, nehir kenarlarında falan yaşıyorlar. Hamakta yaşıyor. Yani bir aile görüyorsun. Ağaçta 5 tane hamak seriyorlar böyle altlı üstlü. En altta baba, üstünde anne, çocuk. Ne yiyorlar? Noodle. Noodle'u nereden alıyorlar? Buluyorlar yani. Bizdeki ekmek neyse orada noodle o. Kaplana noodle yediriyorlar. Kaplan tapınakları falan var böyle. Gittim böyle kaplana sarılıyorsun falan yani. İlk önce uyuşturucu veriyorlar sandım. Yok, adam hayvanı doğduğundan beri noodle yedirince hayvan böyle kedi gibi bir şey oluyor, tamam mı? Saldırmıyor. Orada bir noodle ucuz. 20 cent mi 15 cent mi noodle, şey, fazla da yemiyorlar zaten. Bir de ağaçtan sürekli yemiş falan koparabiliyorsun orada. Kamboçya ekonomisi neye dayanıyor noodle dışında? Pirinç yiyorlar, noodle yiyorlar, rüşvet yiyorlar. Şehre baktığın zaman mesela İstanbul gibi mi? Yok yok. Benim gittiğim zaman gökdelen yoktu. İlk gittiğimde yani beni büyüleyen şey olmuş. Yani ne bileyim işte, arabalar falan ya, bir Mercedes bir şey. Yani bir tane otomobil diyorum, bütün otomobilleri kat. 100 tane scooter. Fransızlar mı orada aktif? Evet, Fransızlar oradaydı. Soykırım moykırımız falan bu Vietnam Savaşı'ndan sonra orası bir yalan oluyor. Sen de burayı görünce Allah dedin. Bir de mutlu insanlar, tamam mı? Hani böyle fakirlikte insanın mutsuz olmasını beklersin. Bir şekilde mutlu adamlar. O huzur falan olayı çok enteresan gelmişti. Ondan önce Tayland'a gitmiştim. Tayland da güzeldi. Karşılaştığım zaman o kadar otantik değil. Yani o otantiklik dokusu, keşfettiğin çok şey var. Ya bir sokağa dönüyorsun bambaşka şeyler oluyor. Suç var mı? Kapkaç çok yaygın. Yürü, telefon elinde olsun kesin çalar. Ya atasporu gibi bir şey o. Benim yerleşmeler kalıcı bir yerleşme değil de. Dedim ya böyle yılı bölüyorum. Çekim yapıyorum. Oturup kurgu yapıyorum. Çekim yapıyorum. Bir 6 aylık video biriktirip dedim en azından bir 6 ay burada yaşamak istiyorum ben. Orada bir de vize kolaydı. Yani normalde herhangi bir ülkeye gidip sen hacı ben burada 6 ay kalmak istiyorum, bir yıl kalmak istiyorum diyemiyorsun. Orada okey. Yerleştim. Ev tuttum. Bayağı, gerçekten prezidentin evi miydi? Başka çok istiyorum. Şey, kralın ya. Karşıda kral oturuyor yani. Yani nasıl? Mansion mı? Şey, malikane mi yani? 3 katlı eski Fransız sömürgelerinden kalma apartmandaysa ben 2. katını tutmuştum bunu. Ama çok garip evler ya. Aşağısında böyle bir dükkan var. Dükkanın içinden giriyorsun apartmana. Ya bizdeki gibi apartman girişi ayrı, dükkan girişi ayrı değil. Dükkanın anahtarı bende. Dükkan ne dükkanı? Buda falan heykelleri satan bir yer böyle. Tabii orada model de ucuz. Ama işte çok çekim yapmadım orada. Oradaki duruş amacım ilk kurguları bitirmek. Bir de upload'u çok iyiydi. Ben oradan etkilendim. Bizden iyiydi değil mi? Bizden değil. Çoğu ülkeden iyiydi. Biz yani, hala biliyorsun burada mesela 7 megabitle uğraşıyoruz. 70. Yani 250 GB videoyu bir günde yükleyebiliyordum. Nasıl oluyor? Adamlar teknoloji kurmaya yeni başlamışlar. Kurarken son teknoloji kuruyorlar. O teknoloji daha kullanacak, tüketecek insan yoktu. Muhtemelen bütün şey, bağlantı bana geliyordu falan. Bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ucuz, interneti hızlı, güzel. Noodle var. Peki şey pis mi? Çok pis. Görüşmüş. O meşhur olman bu Kamboçya hikayesine patladı. Evet aynen. Ben yerleştim oraya. Yerleşince ya birkaç arkadaşı falan gelsinler falan muhabbet olsun istiyordum böyle. Türkiye'de de mutsuz olduklarını biliyordum yani, böyle sürekli söyleniyorlar. Ülkemizde mutsuz olmak çok zor değil. Ya ben onu tam anlamıyorum bir yandan. Hani şey, ülkede mutsuz olabilirsin de mecbur değilsin. Kamboçya'ya düşünürsen. Flu TV'den büyük hizmet. Kamboçya turları. Bir yazı çıktı galiba. Hürriyet'te evet, mi çıktı? Bir şey oldu. O Hürriyet'teki 2 yıl sonra falan. Yani bir yerden patladı. Evet. Gazetelerde falan çıkmıştım yani. Röportajlar falan oluyordu. O sırada üzülmüştüm. Bayağı bir troll gelmişti. O kadar video çektim. Yani Shutterstock'un o sırada %1'i benimdi. 1 milyon video vardı. Benim 10 bin videom vardı. Eser üretiyorum. Kimse sallamıyordu. Stok eser değildir Özgürcüm. Direkt eser abi. Stok abi yani. Şöyle geçiyorsun. Ya sen yani nasıl ürettiğine bağlı. Sanatsal bir şey üretip de koyabilirsin. Koyduğum şey İstanbul Modern'de yollayabileceğim şeyler sonuçta. Ha öyle düzgün şeyler mi çekiyor? Tabii. Onlar şey satmıyordu yani herhalde. Yok, satanlar onlar zaten. Çünkü biliyorsun telefonla konuşan kadın. Onlar da var. Business meeting. Ha, aynen. Onlar daha çok satabiliyor. Hani benim seyahatle ilgili yaptığım şeyler, yani National Geographic gibi şeyler vardı. Hangi ülkeye gitsem National Geographic'te videolarım dönüyordu bir ara. Yine onlar da Shutterstock'ta ama. Tabii. Bunu da söylemek lazım. Bu stok meselesi çıktığında aslında
eski fotoğrafçılar ve videocular müthiş bozuldular. Çünkü adamın mesela 1000 dolara sattığı stoğu Özgür geliyor orada 20 dolara satıyor. Ama işte bak çöktü. Yani devam ettirilebilirliği yok şu anda. Jeffrey bana soruyor bazen gireyim mi diye. Şimdi girmek zor tabii. Yani o başlayıp 6 ayda bırakacaksan çok olayı yok. Bir iki sene uğraşırsan ve boşluk nerede varsa onu yaparsan olabilir. Şimdi şey moda. Hı? Geçen gün sektörden onu söylediler. Mesela reklam filmi yapacaksın. Sürekliliği olan video footage istiyor. Yani mesela bir kız banyoda işte saçını tarıyor. Sonra gidiyor soğan kesiyor. Sırf onu satan siteler türemiş. Mekana gidiyordum. Bir en klişe fotoğraflar, en böyle ikonik fotoğraflar oluyor işte, ne bileyim İstanbul'u dediğin zaman Kız Kulesi falan gelir gözün önüne, tamam mı? Çöp toplayanlara falan gidiyordum. Portrelere falan giriyordum. Garip bir şey daha oldu. Sen blogunda bir dolar tahmini yaptın. Ve o tuttu. Kamboçya'ya yerleşmeyi düşündüğüm zaman doların yükseleceğini düşünüyordum. 2014'ten bahsediyorum. 2 lirayken 3 lira olacağını düşünüyordum. Hatta 1.70'te falandı. Sürekli ülke değiştiriyorum ya. Ve 20 doları tutturmaya çalışıyorum ya. Ülkenin ülkeye geçerken mesela Sri Lanka'dan Malezya'ya geçeceğim. Bunun para birimlerini ne zaman bozuyorum? Bir de şey, Sri Lanka parasından Malezya parasına direkt bozduramıyorsun. İlk önce dolara bozduruyorsun ya da euroya. Çok kayıp olur orada. İşte çok kayıp oluyor. Bunu minimuma indirmek için çabalıyordum. Ve fail oluyordu genelde, tamam mı? Hani bugün mü bozdurayım, şu gün mü bozdurayım, şu saatte mi? Şeye bakıyordum böyle exchange ofislerine falan. Bu arada dünyanın life hacklerden birisi exchange ofisi. Parayla para kazanıyor adam. Müthiş bir şey yani. Şu an git kanyonda dolar mesela atıyorum piyasada 7.38. Kanyonda herif 6.95'e alıyor. Adamın elinde bozulacak bir maddesi yok. Tamam. Hiçbir şey yapmıyor. Burada gene daha insaflı bu arada. Burada devlet denetliyor bildiğim kadarıyla. Evet. Belli bir şeyden fazlasını vermiyor. Orada devlet denetlemiyor. Sana bir sıfır atarak verebilir. İsviçre'de çok kötü oldum. Dolardan euroya dönmem gerekti. Abi o farktan ben sürekli işte döviz tahmininde bulunmaya çalışıyordum. İlk başlarda fail. Yani sürekli patlıyor. Hiç tutturamıyordum falan. Mecbur gittikçe öğreniyorsun bunları. O sırada işte bir şey geldi. Bernanke kararları da bir şey açıklamıştı. O da Fed faiz arttırımı serisine başlanacak diye. O sıralarda 1.72 aralığı falan Türkiye'de dolar. Bu ne demek falan filan diye öğrenirken birazcık ekonomi öğrenmeye, bu yatırım olaylarını öğrenmeye başladım. Alt metnini okursa bütün dünyada o tempoya gireceğini söylüyor yani, o faiz nasıl işlediği falan. Onu anlayınca birazcık da içine girdim. Aa dedim şey 2,5 lira olacak, 3 lira olacak. Burada şöyle bir şey oluyor Türkiye'de insanlardan. Yok o kadar olmaz. Ve hep oluyor. Evet abi. 3 olabilir dediğim zaman ülke batar abi o zaman falan diyenler vardı. Bir ara 7,5'a çıkıp sonra tekrar 5,5'a geldiğinde millet şey işte düştü falan evet. Diyorlar. Oğlum ne düştü? Yani 1.8'den 5'e gelmiş zaten. Oraya aralık belirliyorsun. Ben o sırada şey aralığı belirmişim. Şey, altta 4,20 üstte 8. Bu aralıkta bir yere gelecek diye. Ünlenen yazıda 3.40'larda falandı yazdığım sırada. Ha, aslında yine de geçmiş. Ben daha erken sanıyordum. Mesela Kamboçya yazının içinde şöyle bir şey vardı. Şu anda dolar 2 lira. Kamboçya çok ucuz. Şu anda Kamboçya'ya gelirseniz Türk lirası 3 lira olabilir. Ama Kamboçya'ya dolar olduğu için paranız güvende olur. Aslında şeyi göstermiyor mu? Anomali var orada yani. Bir Türk gelip Kamboçya'da o kadar rahat yaşıyorsa aslında Türk parası suni olarak o değerdeymiş. Yok, o zaman daha iyiydi ekonomi ama. O tahmini yaptın ve tabii bir sürü troll gelmiştir. Ondan önce de tahminler yapıyordum bu arada. 2.80'den 3'e çıkacak diye söyledim. O sırada işte hükümet falan değiştiği dönemler. Başka olaylar oldu. 3.5 falan dedim. Alt metinde Bernanke kararları. Üst metinde de Türkiye'nin politik olayları falan, tamam mı? Hani ikisi birleşince hiç onu yenebilecek bir şey gelmiyor. O sürekli ilerliyor. Yani stok işini yıllarca yaptın. Kamboçya hikayesini yaptın. Sonra geldin ekonomiye sardın burada. Orası o blogu açtın. Blog zaten vardı. Dünya bir masaldır. Yine bakabilirsiniz. Şimdi aslında bize gelme nedenin daha çok yeni bir girişimin var. Ve bu da... Fullsep. Fullsep. Hemen koyalım alt yazısını. Evet. Nedir Fullsep? Bu arada biz Fullsep'ten para falan almadık. Onu da söyleyeyim. Çünkü gördüğünüz gibi Özgür max 20 dolar verir. Nedir hakikaten Fullsep? Biraz baktım ben ama. Benim yapmak isteyip de başkalarından duyduğum ve onların da yapmak istediği şeyleri birleştirip her şeyi bir araya toplamaya çalıştığımız bir proje. İçerik paylaşıyorsun ve bundan telif kazanıyorsun. Mesela biz şu anda YouTube'da video çekiyoruz. Bundan bir telif geliri olacak. Mesela yazılarda şöyle bir sıkıntı var. Fotoğraf kullandığın zaman telifini ödemen gerekiyor ya da sen kendi fotoğrafın olması lazım. Biz de fotoğrafçıları da içine dahil edecek şekilde. Mesela fotoğrafçı fotoğrafını yüklüyor. Birisi yazıda kullanmak istediği zaman search yapıp o fotoğrafçı izin vermişse alıp kendi yazısına koyabiliyor. Bu sayede otomatik olarak fotoğrafçı da telif kazanabiliyor. Yani mesela YouTube'da falan da eksiklerden biri. Bu eksiği çözüyoruz. Shutter'da falan da yok. Benim karşılaştığım zorluklardan biri. Mesela benim keywordlerimi giren kişiye ben telif ödemek isterdim. Dreamstime'da var. Küçük bir komisyon verip keywordlerini başkalarına girdirebiliyorsun. Komisyonunu ben direkt belirlemek istiyorum. Şey, başkasının kim olacağını da ben belirlemek istiyorum. Onda o yok. Ha yani mesela bu program Fullsep'te olsaydı videoda var mı sizin? Videoyu videoda iflas etmemek için şu anda koymadık. Bize ikimize
birden hesabımıza gidiyor. Aynen. Özellikle yayın evlerini falan da hedefliyoruz. Türkiye'de biraz araştırdık böyle. 2000 tane falan yayın evi var. 1900 tanesi zararda. Hani çok acayip bir sektör yani. Zararda olduklarını söylüyorlar. Evet. Ama şey tamam, benim zarar. Gördüğüm kadarıyla yani konuştuklarım falan çoğu sıkıntıda. Onlar nasıl bu sistemin içine girecek? Onlar da içeriklerini bizim üzerinden satabilir. Bizde satış da var. Sadece içerik koymak değil. İstedik kadar mesela diyelim ki 100 sayfa 200 sayfa kitap var. Onun ilk 5 sayfasını 10 sayfasını açabilir. Bu ilk 5-10 sayfadan okuma geliri elde eder. Reklam geliri. Geri kalan okumak isteyen yani promosyon olarak açtığını düşün. Geri kalanı da okumak isteyen satın alabilir. İsterse 200 sayfayı da açabilir. 200 sayfanın okunmasından da reklam geliri elde edebilir. Reklam verenlerle de anlaştın öyle mi? Reklam verenler zaten şey otomatik sistemler var ya. Ha, onları kullanıyoruz. Bu şekilde biz arkada analitiği tutacağız. Hangisi ne kadar görüntüleniyor? Telif sahipleri kim? Yani multiple telif sahibi var. İlk başta bunlar yüklerken bize bu oranları falan belirliyorlar. Toplam bir oran var. O toplam oranı kendileri nasıl dağıtırsa ona göre bölüşüyorlar. Şu an beta mıydı? Beta'dayız ve hatta daha yeni şey başladık. Şu anda MVP denilen bir şey var. O aşamadayız. Sistem çalışıyor. Ben çok rahat kullanıyorum. Ama kullanıcıların anlaması için dizayn çalışmalarındayız şu anda. Hani dizaynı geliştiriyoruz. Yani insanlar gidip baksın mı bakmasın? Yok baksın baksın. Şey üye olabilirler. Kullanmaya başlayabilirler. www.fullsep.com. Niye fullsep? Bu işin ismi self-publishing demek. Yani bir yazar kendi içeriğini paylaşıyorsa. Mesela senin yaptığın şu anda self-publishing. Biz bir platformuz. Bir de full o işleri yapıyoruz. Yani sadece yazıyla sınırlı değiliz. Etkinlik de satabilirsin bizden. Ha, Biletix gibi bir şey mi yaptınız? Yani? Onun daha advanced'ı düşünebilirsin. Yani amaç şu. Tek bir arayüzden internette yapmak istediğin çoğu şeyi bir araya getirmek. Bir belli şeylerle başladık. Kitap satışı, sesli kitap satışı, etkinlik satışı şu anda. Bilet satılan diğer mecralarda genelde şu olmuyor. Takip sistemi. Yani bir sosyal medya gibi çalışmıyorlar. Ve satmak için kurum olman gerekiyor. Bireylerin mesela ben Shutterstock'ta fotoğraf sattığım gibi etkinlik satmam o kadar kolay değil. Paket olarak her şeyi kapsamak istiyoruz ve sen bugün bir yazarlık yaparsın. Yarın fotoğraf çekersin. Atıyorum 6 ay sonra bir etkinlik düzenlemek istedin. Sen kendi takipçilerine bir mecradan bir mecraya taşımayla uğraşma. Aynı şeyin içinde onu yaşatabiliyor. Peki niye böyle bir şeye giriştin? İşte dediğim gibi kendi romanımı yazdım. Yayın evleriyle falan konuştum. Bunun içinde en büyüklerden en küçüklere kadar var yani. %10 veriyorlar. %0. Sıfır mı? Nasıl? Kazanırsan veririz diyor. 7 tane roman yazmış bir tanıdığım var. 7 romandan geliri 0. Bu arada Türkiye'yi hedeflemiyoruz biz. Aslında. Bütün globali düşünüyoruz. En büyük hayallerimden birisi şu. Blog'da bunun sorununu yaşıyordum. Tercüme sıkıntısı oluyordu. Bir Türk'ün yazdığı bir romanı Japonca'ya tercüme edilmesine biz aracılık yapmak istiyoruz. Öyle bir hizmetler de vermek. Yani iyiyse, bu arada roman olmak zorunda değil. Yani iyi bir yazı olsun. Biz bunu tercümelerle... Dünyaya yaymak. Evet. Ve Google tercüme değil yani bu arada. Bunu yapmak için de telif bölüştürüyoruz ya. Barter yaptırıyoruz. Sen yazdın. Bir tercüman senin beğeniyor yazdığın şeyi. Siz konuşacaksınız. Anlaşacaksınız oranlardan. Mesela İngilizce'ye o çevirecek. O İngilizce'den telif alacak. Sen oradan alacaksın. Türkçe'ne senin olmaya devam edecek. Fransızca da işte başkasıyla anlaşacaksın falan. Bu şekilde ülkelere falan açılma şansı yüksek. Promosyonu yaptık. Esas meseleye gelelim. Neyin peşindesin? Sürekli bir çaba içindesin. Çok ilginç. Yani Kamboçya'ya git, dünyayı gez, böcek ye, işte stok fotoğraf yap, video yap, oradan kalk buraya gel, full sepi kur falan. Başka şeyler de var Allah bilir. Bir konuşmadım. Yani. Neyin peşindesiniz? Ya öğrenmeyi seviyorum. Deneyimlemeyi seviyorum. Fazla. Yani Boğaziçi'nden çıkmışsınız. Efendi gibi bir işe girmek yerine. Ya girdim. 1,5 yıl çalıştım işte. O zaman çok mutluydu babam. Full sepe gelin. Hem geçiminizi sağlayın. Hem ünlü olun hem de. İnsanların içerik paylaşıp gelir kazanabilmesi ve bu gelirin yani sitelerde ya reklam geliri oluyor ya satış geliri oluyor. Çok İkisi birden mi? Değil. Ya sosyal medya ya marketplace. Yani sosyal medya ile marketplace'i birleştiren deniyorlar da. Marketplace şey, nedir bilmeyenler için? İnsanların kendi ürünlerini satması. Pazar. Pazar yeri. Şey çok ilginç değil mi mesela? Instagram veya Facebook aslında hatta YouTube bizi köle gibi çalıştırıyor evet. Şu anda. Yani biz kendi isteğimizle oraya bir şeyler koyuyoruz. Özellikle Instagram. İleride sinemacılar için mesela benzer bir telif paylaşımlı bir şey yapmayı düşünüyoruz. Şu andaki bir yazıyla bir başlayalım. Yavaştan etkinliği de bir katalım. Etkinliği ilk başta çok aktif kullanmayacağız. Ondan sonra adım adım diğer şeyleri de ekleyeceğiz. Şu anda girip üye olabilir kullanıcılar. Yazılarını paylaşabilirler. Şöyle bir şey var. Ondan bahsedeyim. Herkes üye olabilir ama herkes yazı paylaşamaz. Proof of identity denilen o kimlik kanıtı olayı var. Çöplüğe dönmesin. Yani her önüne evet, gelen bir şey olursa kötü olur. Kim yazıyor onu bilelim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugün çok özel, garip bir insanla beraberdik. Özgür Çağdaş. Yeni girişimi Full Sepe'de destek olmak isterseniz altta linki çıktı. Ayrıca bize de destek olmak isterseniz onun da linki şimdi çıktı. Lütfen Patreon'dan bizi destekleyin. Çünkü bu yayınlar bedavaya yapılmıyor. Jeffrey'nin içtiği sodaların, Duygu'nun yediği öğle yemeklerinin bir şekilde ödenmesi lazım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere.